Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydan Doğan hikayesinin ikinci sezon 8. bölümündeyiz. Max rotasındayız. Nihayet en azından bir süre için sorunlarını unutabilirsin. Bölüm 8. Mola. Mia, yurtta sana saldıranların kim olduğunu hala bilmiyoruz. Yurda gitmemen lazım. Zaten sizde kalmıyor muyduk? Anlıyorum. Victor, ne düşünüyorsun? Taşınmana. Belki yurt dışına. Kimlik, para ve ev konusunu hallederiz. Bu iş tehlikeli olmaya başladı. Taşınmak iyi bir seçenek olabilir. Taşınırsak sizlerden uzak olacağız. Katılıyorum. Olmaz, yapamam. Her şeyim burada benim. Arkadaşlarım, okulum. Ayrıca işim. Kaçmak istemiyorum. Beni arayan kişi ciddi biri ise er ya da geç beni bulur zaten. 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra fark etmez. O da doğru. Fakat vampir başka türlü düşünüyor gibiydi. Yine de düşün bunu. Zamana ihtiyacım var. Peki, şu an vampir topluluğu meşgul olmalı. Howard'ın kayboluşu, dengelerin yeniden sağlanmasını tetikler. Bir süre boyunca vampirler ortalıkta takılır. Birbirleriyle buluşur, konuşur, uzlaşmaya çalışır, komplo kurarlar. Aslında seni bu işe kim bulaştırdıysa ilgi çekmeden aktif bir şekilde hareket edemez. Önemli olan kolejin oralarında ortalıkta olmaman. Güneş doğuyor. Victor, seni eve bırakayım mı? Yoksa kulübe mi? Zahmet olmazsa eve lütfen. Arabamı sonra alırım. Max, sonra da beni olağanüstüne bırakır mısın? Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Mia. Bir yerlere senle ikimiz gidelim ister misin? Bu bir çıkma teklifi mi? Evet. Keşke suratın da biraz değişseydi bunu yaparken. Davetin için teşekkür ederim. Düşünmem lazım. Mia, Max'in onu yalnız bırakıp kendi işleriyle ilgilenmesi için ısrar etti. Bana yeterince vakit harcadın. Bana burada hiçbir şey olmaz. Senin bu şansınla mı? Sen veya Victor, iş çıkışı beni alırsınız. Öyle yapsak olur mu? Peki. Mia kurt adamın eline dokundu. Teşekkür ederim. Selam, mesajımı aldın mı? Mesaj attım. Bankayla olan sorun çözüldü galiba. Kimin sayesinde acaba? Ha, evet. Ben bu yüzden geldim aslında. Daha ayrıntılı anlatsana. Soruşturmanın devam ettiğini biliyorum sadece. Gördüm haberlerde. Banka yönetimi göz altında galiba. Dolandırılmış yatırımcılar ise paralarını geri alıyor. Hepsi değil. Neyse ki dergimizi rahat bırakırlar artık. Nasıl ama? Polisimiz çalışıyormuş ha? Tabii. Mia merhaba. İyi günler Bay Bow. Gerçekten de iyi. Aynen, her şey güzel bitti. Henüz bitmedi. Daha mahkeme var ama artık her şey yoluna girer. Hep beraber çalışmaya devam edebileceğimize çok sevindim. Tüm bunların bir saçmalık olduğundan emindim. Ne? Louise'e söylediklerini hatırlatmak, susmak. Maalesef ki uzlaşma yolundayız ve susacağız. Trevor ve Camilla çok endişeliydiler. Ben ise onlara her şeyin güzel olacağını söylüyordum. Ne zamanmış o? Grafikör soruyu duymazlıktan geldi. Dergimiz öyle kolay kapanmaz değil mi? Olağanüstü bugün çok güçlüdür. Bir yalaka olduğunu hiç düşünmezdim. Louise Mia'nın şüpheci bakışını fark etti. Neyse çalışmaya gidiyorum. Ben de Walter'ın yazılarını bitirmeliyim. Neyse herkes işine baksın o halde. Bay Bow, ben yeni bir makale yazdım. Harika, tam zamanında. Aferin Mia. Dergi sahibi masasına geçince Mia Camilla'ya soru sordu. Trevor ve Simon nerede? Trevor'ı bilmem, kayboldu bu ara. Simon ise güzel fotoğraf çekimi için yer arıyor. Anladım. Mia belgeleri düzenlemeye devam etti. Bir de Walter'la konuşmam lazım. Belki yardıma ihtiyacı var. Kan konusunda mesela. Howard'ın evine yaptıkları gece ziyaretinden sonra genç kız yorgun olacağını düşünmüştü.
Fakat arabadayken kısa bir uyku çekmesi oldukça dinç hissedebilmesi için yeterli olmuş. Akşama doğru Mia tüm yazıları düzenledi. Yaptığı işlerin raporunu Bay Bob'a verdikten sonra çantasını alıp dışarı çıktı. Büro önünde Victor'un arabası duruyordu. Günün nasıl geçti? Çok iyi. Nihayet dosyaları düzenlemeyi bitirdim. Şimdi yine makalelerin üstünde çalışmaya devam edeceğim. Ederim. Bu iş hoşuna gitmeye başladı. Bir sürü kağıt düzenlemektense yazmak çok daha çekici bir eylem. Sence Walter'ın yardıma ihtiyacı var mıdır? Bu olayları hiç bilmez ki. Kan nereden alınır? Hiyerarşiniz nasıldır? Aynen, ben onunla buluşur konuşurum. Victor'un evindeyken koyu bir sohbete daldılar. Mia Çin kültürü ve günlük hayatı hakkında sorular soruyordu. Düşünceli vampir kızın sıkılmaması için elinden geleni yapıyordu. Zaman çok çabuk geçiyordu. Mia cama bakarken birden hatırladı. Max'in davetini kabul edip etmeyeceğime karar versem iyi olur. Etmesem mi? Victor bardağına çay ilave etti. Karar verin. Victor veya Max ile olan romantik ilişkinin ileride devam etmesini istiyor musunuz? Victor ile denesem mi ki? Şöyle, hangisine daha çok ilgi duyduğumu bilmem lazım. Veya hiçbiriyle. Victor'u baş başa çıkmayı teklif et. Max'in davetini kabul et. Max'in davetini kabul etmeyip özgür kal. Bu Max rotası. İkinci seçeneği seçeceğiz tabii ki. Max ile ciddi bir ilişkiniz olacak. Kız dışarı çıkınca Max'i aradı. Kurt adam anında cevap verdi. Selam, kurtarma lazım mı? Nereye geleyim? Mia gülümsedi. Telefonun içinden mutlu çocuk çığlıkları geliyordu. Her şey yolunda. Kabul ettiğimi söylemek için arıyorum. Neyi? Arka fonda bir çocuk gol atacakmış gibi arkadaşı pas vermeliymiş. Buluşmamızı diyorum Max. Neredesin ya? Çalışıyorum. Buluşma mı? Ne buluşması? Ne diyorsun? Ay şimdi salağa mı yatıyorsun? Mia kordon oyununu bozmamaya ve aynısını ona yapmaya karar verdi. Ha, karıştırdım galiba. Başka biri davet etmişti. Pardon, hadi bay. Bir dakika, hatırladım. Ben davet ettim seni. Hadi ya, emin misin? Telefondan bile Max'in gülümsemesi hissediliyordu. Kesinlikle. Ve Mia. Evet. Mutlu oldum. Çok. Bahçeden bahçe diyorum. Dışarıdan böyle bir ses de geliyor. Kusura bakmayın artık. Çünkü ne zaman kesileceğini bilmiyorum ve bölümü çekmem lazım. O meraklı burnundan öpüyorum. Ne zaman geleceksin? Yarın büroya gidiyor musun? Evet. İşte iş çıkışı ben seni alırım, sorun olmazsa. Anlaştık. Kız telefonunu kapattı. Yarınki buluşma öncesi biraz bakım yaptırsam iyi olur. Bence de artık şu kıyafetimizi falan bir değiştirelim. Mia Victor'a taksi çağırması için rica etti. Çünkü onun biraz mağazada dolaşıp hava almam lazım. Geç dönersem sorun olur mu? Olmaz tabii, merak etme. Kız teşekkür edip yarınki akşam için elbise arayışına girişti. Kusursuz olmam lazım. Hadi bakalım olacak mıyız görelim. Buralarda her şey vardı. Güzellik salonu, giysi dükkanları. Mia cebindeki parayı hesaplayıp alışveriş merkezini dolaşmaya başladı. Kıyafetten başlayalım. Daha evvel dolandırıcı bankacının parasını aldınız. Bundan dolayı özel kıyafet ve saç şekillerini seçebilirsiniz. Tarz bir tulum, düet elbise, dekolteli beyaz elbise, bu neymiş, gri ipek elbise mi? Biz bunu alalım, düet elbise. Sıra saça geldi. Saçlar ne ya? Ertesi akşam Mia bürodan çıktığında Max onu çoktan dışarıda bekliyordu. Selam. Hadi çabuk bin. Max. Hadi hadi.
Genç kız hızlıca arabaya bindi. Çok korkmuştu. Kurt adam yanına oturdu. Arabayı çalıştırdı. Neden eğilip oturuyorsun? Ne olur ne olmaz. Birini veya bir şey mi gördün sen? Yoo. O zaman ne diye beni arabaya koştura koştura bindirdin? Korkusu geçip öfkeye yer vermişti. Dedim biri bu güzelliği görürse kaçırır. Senin yanından mı? Ne? Bence geyler bile sana bakarken tercihlerinden pişman olabilirler. Aman tanrım, bu nasıl bir cümle? O yüzden acele ettim işte. Kız kurda tekme attı. Mia, araba kullanıyorum. Kes şunu. Hani senin reflekslerin çok hızlıydı? Max, benim her günüm aksiyon filmi gibiyken dünyayı nasıl görüyorum sence? Kasvetli ve ürkütücü olmalı. Tamam. Özür dilerim, salaklık bende. Boş ver, sinirlerim bozuk sadece. Aynen haklısın. O halde niye özür diliyordun? Bunu hep yaparım, bir kızla kavga etmemek için. Berbatsın. İltifat ettim, pardon, dayak bile yedim ve sonuç olarak berbatsın ha. Sonuç olarak beni dışarı çıkarttın. Kurt adam neşeli bir kahkaha attı. Doğru noktaya parmak bastın. Ya bu Max'in acaba mimik sayısı mı az? Hep bu bakışta gülme mimiği yok mu? Ha varmış, çok şükür. Bu arada süper bir elbise. Sana çok yakışıyor. Nereye gittiğimizi söylesem iyi olur değil mi? Araba otobana çıktı ve ardından taş bir yola girdi. Ya çok güzel. Bir salak yüzünden başarısız bir doğa tecrübesi yaşadığını hatırlayınca edindiğin izlenimi değiştirmeye karar verdim. Burada Simon'u mu kastediyor acaba? Etrafına bakınca Mia fark etti. Burası harika. Şebeke bile var. Beğenmene sevindim. Otur lütfen. Mangalda ete ne dersin? Balık da var. Neyi tercih ettiğini bilemedim. Tabii ki et. Kömürde balık. Sebzelere ne dersin? Tabii ki et. Süper. Kurt adam araba bagajından plastik bir kutu çıkardı. Açtı. Havada baharatlı bitki kokusu yayıldı. Lezzetli olacağı benziyor. Olacak söz. Biraz şarap ve bal. Sen galiba iyi bir aşçı olmakla kalmıyorsun. Bu işe ciddi ciddi ilgi duyuyorsun. Kurt gülümsedi. Hoşlandığım kıza kendi ellerimle hazırladığım yemeği yedirme hoşuma gidiyor. Öyle bir heves işte. Sence bu seksi mi? Kız Max'in bıçağı son derece becerikli bir şekilde kullandığını gördü. Her hareketi ne kadar da hızlı ve hafif. Bence var bunda bir şeyler. Seksidir ama sadece çok çok aç olanlar için. Şimdi hangisi iyi bir şey demek istiyor, ben bunu anlamadım. Var bunda bir şeyler. Kurt adam kıza yaklaştı ve alt dudağını hafifçe ısırarak Mia'yı öptü. Hafif, yumuşak ve inanılmaz hassas bu öpücük Mia'nın başını döndürdü. Bir saniye kahraman, ellerim tuz ve karabiber içinde. Kurdun kısılmış sesi öpücüğün onu da heyecanlandırdığını gösterdi. Aynen, kömürlere de dikkat et, yoksa aç kalırız. Atıştırmalık daha bir sürü şey getirdim. Hadi hadi. Bir şeyler içmek istemez misin? Alkolden bira ve şarap var. Hah, bir de meyve suyu. Olur. Max'i daha yakından tanımak. Bir şey soracağım. Kendi hakkında soru sormak, işini sormak, ailesini sormak. Umarım hepsi soruluyordur. Yalnız ciddi bir cevap ver. Evet. Bana neden kahraman diyorsun? Kadın kahramanı mı demeliyim? Senin gibi böyle çok genç, biraz naif bir kızın başına çok şey geldi. Bir erkek bile bu kadarını kaldıramazdı. Sen ise idare ediyorsun, elinden geleni yapıyorsun. Yeni hayatına adapte olmaya çalışıyorsun. Narin ve duygusal kahramanım benim. Normalde alaycı Max şu an son derece ciddiydi. Kız utandı. İşini sor. Neden pedagoji alanında çalışmak istedin? Çocukları seviyorum. Gerçekten mi? Neden şaşırıyorsun ki? Onların gözünde çok yakışıklıyım ama en önemlisi zeki. Okul öncesi öğrencileriyle staj yaptığımda ne iltifatlar ne hediyeler almıştım kızlardan, biliyor musun sen? Püüü. İşte bunu hesaplayamamıştım.
Plastik kürek. Çok daha havalı. Diş mesela. Saklıyor musun? Saklamam mı öyle bir eseri? Kurt büyük bir zevkle öğrencilerin neler yaptıklarını anlatıyordu. Birçoğu gerçekten çok komikti. Kız deyince ben de sandım ki veliler buna yürüyor. Meğersem öğrencilermiş. Ailesini sor. Max, peki aslen nerelisin? Anladığım kadarıyla buraya başka bir yerden taşındınız. Ralph ve Audrey ile ben daha yeni taşındık sayılır. John amca dedem ile yakınlarda oturuyorlardı. Helen ise buralı denilebilir. Mia Max'in anne ve babasını merak ediyordu ama bunu sormanın yersiz olduğunu düşündü. Her neyse, bir süre sonra Max bu konuyu kendisi açtı. Kardeşim okumaya gittiğinde kuzeydeydik. Dedem küçük bir şehirde yaşıyordu, yakınlarda. John amca da onunlaydı. İşte Ralph bu yüzden buralara taşındı. Sonra annemle babam öldüler. Kardeşim tam da Helen ile evlenmeyi düşünüyorlardı. Ama öyle olunca... Üzgünüm. Önemli değil. Neyse, Ralph bizi yanına aldı. Hepimiz için büyük bir ev almaya karar verdik. Dükkanı açtık. Sonra Sion doğdu. Baban sürünün lideri miydi? John onun kardeşi. Aynen. Peki neden Ralph sürünün lideri oldu? John amca hayatı boyunca hep kendi başına takılan bir adamdı. Bir dedemin evinde kalıyordu, bir bizimle. Bazen kuzeye gidiyordu. Orada annem tarafından akrabalarımız var. Amcam gibi olanlar lider olamaz. Audrey ile benim yüzümden biraz daha evcil oldu. Bize daha fazla destek ve ilgi göstermek istiyordu. Peki anne tarafındaki akrabalar? İletişim içindeyiz ama onlar başka bir sürüye ait. Kendi düzenleri var. Olanlar olduğunda kaç yaşındaydın? Sian'ın yaşındaydım. Kız bu tür sohbetin bir baş başa buluşması için uygun olmadığını düşünüp konuyu değiştirdi. Kısa süre içinde et hazırdı. Harika, çok lezzetli. Aşçı olman lazımmış. Yok almayayım, sadece hoşlandığım kişilere yemek yaparım. Havai fişek sever misin? Tabii, neden ki? Kurt adam kurnazca göz kırpıp bir anda ağacın arkasından rengarenk kutucukları çıkardı. Max, sen çok eğlencelisin. Hazırlıklı gelmişsin. Seç bakalım. İlk hangisini patlatalım? Kız en büyük olanı işaretledi. Çok iyi. Kendin mi yaparsın bu işi, bana mı bırakırsın? Kendim. Sen yap. Sen yap. Tırstın mı? Ben mi? Şaka yapıyorsun galiba. Banka soymaktan korkmadım da bundan mı korkacağım? Sadece ellerim sonra kötü kokar. Ha, bu arada ormanı yakmayız değil mi? Yok, bunlar kaliteli fişekler. Uzağa fırlıyorlar ve havadayken tamamen yanıyorlar. O zaman patlatalım hadi. Patlama sesinden sonra gökyüzünde rengarenk ışıklarıyla yanan kocaman bir çiçek açtı. Yani eski bir hikaye olmasına rağmen RC ekibi bunu yapabilmiş. Hemen ardından bir kıvılcım yağmuruna dönüşen renkli şimşekler patladı. Havai fişek sesi. Gökyüzü büyüleyici ışıklarla dolup taşıyordu. Kurt adam Mia'yı elinden tutup kıza sarıldı. Kız kafasını arkaya atıp kurt adama yaslanıyor ve gökyüzünü izliyordu. Kıvılcımlardan biri içime düşmüş gibi. İçim sımsıcak. Max'in yakınlığı yüzünden mi? O kıvılcım Max'in ta kendisi mi yoksa? Havai fişek gösterisi bitti ama kurt hala aynı şekilde durup kıza sarılmaya devam ediyordu. Dönüp gözlerinin içine bakmak. Neyse ben buradan sonrasını okumayayım ben. Eve nasıl döndüklerini, Max'in onu içeri nasıl götürdüğünü hiç hatırlamıyordu. Gözlerini açtığında sabah olmuştu. Lezzetli bir şeyler kokuyordu. Birkaç gün geçtikten sonra Mia bir barda oturmuş Trisha'yı bekliyordu. Max Mia'nın dışarıda tek başına gitmesine kolejden uzak durması şartıyla müsaade etti. Selam. Arkadaşı Mia'ya kısaca sarılıp karşısına oturdu. Yurda neden gelmedin ki? Gezin nasıl geçti? İzciler nasıl? Yine yalan söylemek zorundayım. Bundan nasıl da bıktım. Son soruyla başlıyorum. İzciler gayet iyi. Gezi güzeldi. Çok eğlendim.
Yurda gelmedim çünkü açım. Yemek yer mağazaları gezeriz. Senin için sorun olmazsa tabii. Benim için mi? Her zaman varım. Seninle uzun zamandır dışarı çıkmıyoruz. Yemek yerken kızlar her zamanki kız konularını konuşuyorlardı. Kolej, alışveriş, yeni filmler. Tüm bunlar Mia'nın kafasını dağıtınca genç kız bir süreliğine vampirler, kehanet ve kurt adamlarını aklından çıkardı. Alışveriş merkezine girerken çok neşeliydi. Ne yapacağız burada? Bu gece çok havalı bir kulübe neyle gideceğimizi seçeriz. Ben davet ediyorum. Süper. Alışveriş yapmaya bayılıyorum. Arkadaşlar ardarda tüm mağazaları dolaşıyorlardı. Şimdi güzellik salonuna gidelim mi? Memnuniyetle. Bir süre sonra Mia ve Trisha kendinden çok memnun bir halde gece kulübüne eğlenmeye gittiler. Wow, burası süpermiş. Benny Barton konseri burada mıydı? Evet. O zaman dans, kokteyl ve erkekler. Şansını dene tabii. İşe yarayacak kimse yok mudur dersin? Barın yanındaki şu mesela. Trisha yine mi? Fotoğrafçıyı mı diyorsun? Simon'ı. Ve o işin nasıl bittiğini de. Nasıl yani? Ne diyorsun? Vampirler ve kurt adamları diyorum. Onun ormanda yağmurda nasıl mahsur kaldığımızı. Benim suçum değil ki. Ayrıca bunun gibi bir yerde takılan adamları, arabaları çok sağlamdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar deli gibi dans edip eğleniyorlardı. Ve tabii ki Trisha yakışıklı erkeklerle flört etmesi olmazdı. Sonunda onlardan biri elinde kadeh yanlarına geldi. Selam, bir şeyler içer misin? Genç adam Mia'ya kokteyl uzattı. Teşekkür ederim. Gülümseyerek kadehi eline aldı. Yabancının gözlerine baktı. Hay aksi, vampirmiş. Gidelim. Niye ya? Bir dakika. Mia'ya elini uzattı. Beni rahat bırak lütfen. Defol. Beni rahat bırak lütfen, tamam mı? Biz kendi kendimize takılıyoruz. Konuşma bitmedi. Kusura bakma. Sorun istemiyoruz. Mia arkadaşını masaya doğru çekti. Ne oluyor ya? Her şey yolunda sadece. Ondan hoşlanmadım. Güvenilir birine benzemiyor. Normal bir erkek işte. Tabii sadece biraz kanını içmek istiyor. Hepsi bu. Onun gibileri bize göre değil. Kızlar dondurma sipariş ettiler. Dondurmanın tipine bile karar veriyoruz. Ne kadar da lezzetli. En sevdiğim. Biraz erkekleri konuştular. Sonra Trisha yerinden kalktı. Hemen geliyorum. Tamam. Bir süre geçtikten sonra Mia endişelenmeye başladı. Çoktan dönmeliydi. Kız salona baktı. O vampir de yok. Kahretsin. Kalkıp hızlıca tuvalete doğru yürüdü. Trisha. Kadın tuvaletinde arkadaşı yoktu. Olamaz. Mia elleriyle başını tuttu. Olamaz. Ne yapmalı? Kendini toparladı. Panik yok. Kulağını kabarttı. Sessizlik. Sadece kulübün salonundan müzik sesi geliyordu. O zaman Mia konsantre olup vampir duyularını devreye soktu. Hemen o an yabancı birinin hissettiklerini algıladı. Erkek tuvaletinin kapısının arkasında korku vardı. Bir de zevkli bir bekleyiş. Kız kapının arkasına daldı. Kızın gözleri gitmiş. Trisha'yı tek başına görünce Mia bir an yanıldığını düşündü. Fakat vampir burada değilse o burada ne yapıyor? Ensede bir ağrı, gözünün önü karanlık. Mia ayakta kaldı. Bir tarafa sıçrayıp döndü ve onu gördü. Normal bir kız acıdan çoktan bilincini kaybeder yere yıkılırdı. Düşmanın şoka girmesi Mia'ya düşünme fırsatı verdi. Vampiri kontrol altına almak. Kıpırdama, dur. Vampir kıza bakıyordu.
Biz hemen gidiyoruz. Vampir dişlerini gösterdi. Mia anladı ki hipnoz etkisi bitti bitecek. Fakat vampirin daha yeni dönüştürüldüğünden emindi. Yerinden kıpırdama. Hayır. Zar zor konuşuyordu ama sesi öfke doluydu. Ne istiyorsun bizden? Onu. Hipnoz etkisi altından yavaş yavaş çıkan Trisha'yı gösterdi. Burada ne yapıyorum? Kendine başka bir kurban bul. Mia gövdesiyle arkadaşını korudu. Yıkıl yolumdan. Vampir zıpladı. Sağlam bir darbe Mia'yı uzağa fırlattı. Büyük bir gürültüyle kabinlerden birine düştü. Trisha'nın sesi kesildi. Mia ona doğru atladı ama donup kaldı. Sakın saldırma, yoksa boğazını parçalarım. Vampir Trisha'yı elinden sıkı sıkı tutuyordu. Duygusal hali aşırı hassastı. Mia bunu kolayca algıladı. Aşırı aç. Şu an kendinde değil. Her an kendini kaybedip onu ısırabilir. Trisha, her şey güzel olacak. Defol. Git buradan. Mia bir adım geri atıp sakin hareket etmeye çalıştı. Sinirlenme, tamam mı? O benim. Dinle beni. Sen yenisin değil mi? Kim dönüştürdü seni? Howard. Onun yüzünden şehir yeni vampir dolu. Onu tanıyor musun? Evet, seni terk etti. Dönüştürdü ama bununla nasıl yaşayacağını anlatmadı. Howard yalan söylüyordu. Mia genç adama yaklaştı. Kana ihtiyacın var. Bu çok normal. Fakat Howard kimi kullanıp kullanmayacağını sana anlatmamış. Bu kızı öldürürsen ciddi belaya bulaşırsın. İki adım ileri. Bu kız başka vampirlere ait. Çok saygın ve önemli olanlara. Kimsin sen? Senin gibi biriyim. Sana yardım edeceğim. Bir adım daha. Artık yapabilirim. Geri çekil. Vampiri hipnotize et. Bırak onu. Bırak. Vampir bir an için donup kaldı. Ardından Trisha'yı Mia'nın üstüne yıktı. Karşı taraf kendine gelip kızların yanından geçerek tuvaletten dışarı fırladı. Mia peşinden gitmedi. Onun için o an arkadaşının hali çok daha önemliydi. Hey, nasılsın? Trisha cevap vermedi. Gözleri kapalıydı. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.